Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Ocak Salı. Radio Kassel'den merhaba. SPD 5 puanlık eşiğin altında. Sächsische Zeitung tarafından yaptırılan bir SIVEY anketine göre Saksonya'da SPD %3'e düştü. En güçlü parti yüzde %37 ile AfD olurken onu yüzde %33 ile CDU izledi. Sol Parti ve Yeşiller birbirlerine yakın seçmen desteğine sahipken FDP %1'e düştü. Bu oran Saksonya'da şu anda olduğu gibi CDU, Yeşiller ve SPD'den oluşan bir koalisyon için artık yeterli olmayacak. Hristiyan Demokratlar 3 Aralık'taki ankete göre aynı oranda kalırken AFD'ye seçmen desteği 4 puan arttı. SPD de aynı miktarda kaybetti. 2019 eyalet seçimlerinde CDU %32,1 AFD %27,5, 27 buçuk, Sol Parti 10,4 ve Yeşiller yüzde 8,6 oy almıştı. Sosyal Demokratlar ise 7,7, FDP ise yüzde buçukta kalmıştı. Almanların çoğunluğu ırkçı faşist AFD'nin bu yıl Doğu Almanya'daki üç eyalet seçiminden en az birinde mutlak çoğunluğu elde edeceğini ve böylece başbakanı da belirleyebileceğini düşünüyor. DPA'nın siparişi üzerine yapılan YouGov araştırma şirketinin anketine göre böyle bir senaryoyu olası bulanların oranı %53. Doğu Almanya'da ise AfD'nin 3 eyaletten birinde iktidara gelip başbakanı belirleyici beklentisi %58. Eylül ayında Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'da yeni eyalet parlamentoları seçilecek. Her üç eyalette de AFD bazı anketlerde açık arayla önde. Şu anda Brandenburg'da SPD'li Ditma Botke, CDU ve Yeşiller Koalisyonu'nun başbakanı. Saksonya'da CDU'lu politikacı Michael Kretschmer, Yeşiller ve SPD Koalisyon Hükümeti'nin başkanı. Türingen'de sol partili Bodo Ramelov, SPD ve Yeşiller azınlık hükümetini yönetiyor. Üç eyalet parlamentosunda temsil edilen tüm partiler şu anda AFD ile koalisyon kurulmasına karşı çıkıyor. Ancak ankete katılanların yüzde %42'si SDU-SSU'nun eyalet ve federal düzeyde AFD ile çalışmama sözünü tutacağına inanmıyor. Düzenli olarak güçlenen ırkçı faşist parti ilk kez bir büyük şehir belediye başkanı çıkardı. Geçtiğimiz yıl Saksonya eyaletinde bulunan Pirna kentinde 17 Aralık'ta yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin ikinci turunda AFD'li aday Tim Löhna yüzde buçukla Pirna Anakent Belediye Başkanı seçildi. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Haziran ayında AFD'li Robert Hezeselman Thüringen'in Zonneberg kaymakamı ve Hannes Loth da Saksonya Anhalt eyaletinin Ragun Jasnitz kenti belediye başkanı seçilerek bir ilki gerçekleştirmişlerdi. Bu anket Almanya'da siyasi manzaranın nasıl değiştiğinin bir göstergesi. Irkçı faşist AFD Doğu Almanya'da giderek daha popüler hale geliyor ve Sosyal Demokrat SPD geleneksel olarak güçlü olduğu bu bölgelerdeki desteğini kaybediyor. Bu durum eyalet seçimlerinde AFD'nin mutlak çoğunluğu elde etme olasılığını artırıyor. Anket ayrıca Almanya'da ırkçı faşist AFD'ye destek verenler ve karşı çıkanlar arasında siyasi kutuplaşmanın da giderek arttığını gösteriyor. Bu durum Almanya'da siyasi tartışmaların daha da sertleşmesine yol açabileceği şeklinde yorumlanıyor. Berlin Caritas sokakta yaşayan insanlara daha iyi bakım sağlanması çağrısında bulundu. Caritas yöneticisi Kotska bu kış Evangelische presse dinste soğukta yardım merkezlerinin kapasitelerinin sınırda çalıştığından şikayet etti. Bunun sonucunda da sokaklarda yaşayan insan sayısı giderek artıyor. Evsizlere yönelik tıbbi bakım konusundaki endişelerini dile getiren Kotska, Karitas gibi kuruluşların yardım hizmetlerini genişletebilmek için daha fazla mali kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kotska ayrıca tahliyelerin önlenmesi çağrısında bulundu. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen Hilfe'ye göre Almanya genelinde yaklaşık 50 bin insan sokaklarda yaşıyor. Haziran 2022'deki projeksiyona göre Almanya'da mülteciler de dahil olmak üzere toplam 607 bin insan ev evsiz kabul ediliyor. Bu sayı mülteciler gibi diğer grupları da içeriyor. Evsizlik Almanya'da giderek daha ciddi bir sorun haline geliyor. Küresel salgın ve Ukrayna'daki savaş evsizlik oranlarını daha da artırdı. Karitas gibi dernekler geçici barınma, yemek, giysi ve diğer temel ihtiyaçlar sağlıyor. Hükümet de evsizlere yardım etmek için programlar sunuyor ancak Evsizliği çözmek için daha fazla çabaya ihtiyaç var. Evsizlikten kurtulmak için insanların barınma, iş ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara erişimini sağlamaya odaklanmak gerekiyor. Alman hükümetinin engellilerden sorumlu temsilcisi Duzel, binlerce engelli akademisyenin iş bulamadığını açıkladı. Duzel DPA'ya verdiği demeçte bunun önyargılarla ilgili olduğunu ve Almanya'nın bunu artık karşılayamayacağını söyledi. Duzel Almanya'da koşulların uygun olması durumunda ağır engelli bir kişinin yapamayacağı hiçbir iş olmadığına dikkat çekti. Ona göre ağır engelli insanlar engelli olmayan insanlara göre daha sık ve önemli ölçüde daha uzun süresiz kalıyor. Duzel engelli akademisyenlerin iş bulma şanslarını artırmaya yönelik bir dizi öneride bulundu. Bu öneriler arasında işverenler için engelli istihdamını teşvik etmek, engelli insanların iş arama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve engelli insanların istihdam edilmesini artıracak yeni teknolojiler geliştirmek yer alıyor. Engelli akademisyenlerin iş bulma şanslarını artırmaya yönelik daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor diyen Duzel, bunun sadece adil değil, aynı zamanda Almanya'nın ekonomik çıkarları için de gerekli olduğunu vurguladı. Artık oranire buranire gerekçesi işe yaramıyor. Dünyanın bir noktasındaki olumsuzluk anında tüm dünyaya yayılıyor. İşte bir örnek daha. Petrol fiyatları Kızıldeniz'deki gerilimlerin ardından salı günü yeniden yükseldi. Mart ayında teslim edilecek bir varil Kuzey Denizi Brent ham petrolü sabah saatlerinde Cuma gününe göre 1 dolar 50 sent artışla 78 dolar 55 sente yükseldi. Şubat ayında teslim edilen Amerikan West Texas BTI ham petrolünün varli fiyatı ise 1 dolar 26 sent artarak 72 dolar 91 sente çıktı. Piyasa uluslararası ticaret ve ham petrol taşımacılığı için önemli nakliye yollarının geçtiği Kızıl Deniz'deki gerilimlere işaret etti. Son olarak İran kendi açıklamalarına göre Kızıl Denize bir savaş gemisi gönderdi. Gazze şeridindeki savaşın başlamasından bu yana Kızıl Denizdeki ticaret gemileri son haftalarda petrol fiyatlarını zaman zaman yükselten Yemen'deki Husi isyancıları tarafından giderek daha fazla saldırıya uğruyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı saldırıların planlanmasında yer almakla suçluyor. Tahran ise suçlamaları reddediyor. 2024 tüm dünyada olduğu gibi Kassel'de de coşkuyla kutlandı. KASEL Türk toplumu büyük çaplı bir organizasyonun olmayışı nedeniyle yeni yılı evlerinde ve bazı lokallerde yapılan eğlencelere katılarak kutladı. FC Bosporus Spor ve Kültür Kulübü lokalinde yapılan eğlenceye üyeler ve bazı vatandaşlar katıldı. Bağlama sanatçısı Ercan Porsuk ve piyanist şantör Rıza İsmail yaptıkları müzikle gecenin coşku içerisinde geçmesini sağladı. Kulüp Başkanı Engin Bekir'in eşi Zeliha ve Şeref Özkaran'ın doğum günleri yılın ilk saatlerinde geceye katılanlar tarafından sevinçle kutlandı. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.